Can kardeşler, canım kardeşler. Doktor Feridun Kunak evlerinize sağlık programı. İşte gördüğünüz gibi kar demez, yağmur demez, çamur demez, gelir. Yeter ki siz bizi çağırın, geliriz. Neredeyiz? Sinop Dikmen ilçesine doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, şu güzel ülkemizin güzelliğine bakınız. Şu güzelliklere bakınız. Orman, ormanda ne kadar güzel bulutlar. Sinop ilinin Dikmen ilçesinde Yaykın köyüne geldik. Bakalım köyde yaylaya çıkacağız. Neler göreceğiz, ne güzellikler göreceğiz. Haydi hep beraber gidelim. Ama o kadar güzel bir ortam var ki bakın kardeşlerim. Çok yükseklere çıktık bu güzellikleri sizlere gösterelim diye. Haydi bakalım gidelim, ne güzellikler göreceğiz. Buyurun. Yaykın köyünde dolaşmaya devam ediyoruz. Burada güzel bir abimiz eşeğini salmış çayıra, Mevlam kayıra. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun abi? Ne yapayım, hayvan suladım. Hoş hayvan geldin. Suladın, içti mi suyunu? İçti. Kaç yaşında bu abi? Vallahi 5-10 yaşlarında var ya. Bana doğru dönsene. Adı ne, adı? Bilmiyorum ki, ne bileyim ben, eşek daha adı, ne bileyim ben. Abi insan isim koyar, şunun güzelliğine bak. Kara kaçan filan der şöyle. Ne olsa deniyor ya ona. Güzel hayvan ama. Tek mi abi bu? Tek. E ne yapıyorsun, bir tane de buna diş alsan ya. Zor mu bakmak? Ya bakılsa uğraşın sağlığını da. E ikisi beraber olsa ne kadar iyi olur. Kaç para edersin bu abi? Vallahi bilmiyorum adı kaçtan gider. Şimdi, sen kaça aldıydın? Ya şimdi biz böyle bahçe sürüveriyorduk bu komşuya. Onunla daha böyle bakamamış, avarıymış tam da. Bize vediydi işte, öyle kaldı ya. Yani. Doğru gel. Gel yavrum gel. Şeyin adı yapmadı bak. Yok bak. Alıştı mı yapmaz. Sevgili Karakaçan. Eşek kardeş, Karakaçan kardeş, ne diyorsun sen bu işe? Bak da Ankara'lardan geldik, seni görmeye geldik. İyi misin? Vallahi bu adam beni evlendirmiyor. Bak hocam. Kaç katır var? İki tane. Hep buralarda dağlar için katırda mı kullanıyorsun? Tabii canım. Ne yapıyorsun sen şimdi buralarda, ormandan şey mi topluyorsun katırlarla, ne faydası var? Ya işte ne işi olursa işte, bostan, bahçe, sürme şeyleri. E peki bunu suya şimdi götürdün, katırları niye götürmedin? Bunlar deminden götürdü. Ha, onlar ayrı gitti geldi. Evet. Evet can kardeşler, burası tam Karadeniz'in en tepe köylerinden biri, en yükseklerdeyiz. O yüzden katırlar da var, eşekler de var. Bunlarla yapılabiliyor işler. Evet, Yalkın Köyü'nde kardeşimize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet abim. Yaykın Köyü'ne geldik sevgili kardeşlerim. İsim neydi abi? Hayri Yurtsever. Abimizin yanına geldik. Nereye diyorsun sen buralarda? Ne işler ediyorsun? Yine mal gidiyorum abi. Nereden? Mallar ne? Hep bir tane mallar. Yeter. Bir tane mal yeter. Bir tane mala mı bakıyorsun? Ne yapayım hocam? Niye? Gitmiyor atım ocaklar. Ne kadar süt veriyor? Tartmıyor hocam. 5 kilo yakın süt veriyor. Veriyor. Ne diyorsun peki? Her gün 5 kilo sütünü ne diyorsun? Yedim, yiyeyim, yemedim, döküyorum. Dökün mü? Ne yapayım burada hocam? Ne yapayım burada? Peynir yapsana. Peynir yapsam kim alacak? Ben alırım. Sen nerede bulacaksın ben? Satıyorum de ben hemen buradan bizim kardeş vasıtasıyla alırız hemen. Alırsam o zaman ben satarım ben. Yazık değil mi hayvanın sütünü döküyorum? Ne yapayım ya? Komşuya be. Komşuda yok. Komşuda da var. O da aynı benimki. O da döküyor. Eyvah eyvah. Yazık ediyoruz vallahi. Vallahi döküyor bak. Yapacak bir şey yok. Yediğimizi yok, yemediğimizi döküyor. O elindeki sopayı aldı. İki tane bu. İyi ne yapsın bu adamı? Dur. Ver, ver. Ama bacaklarım gitmiyor dedi. Dur. Bacaklarım gitmiyor. Bacakların neresine ağrı oluyor? Ağrım yok şurada hocam. İyi maşallah var ya. Ağrım hiç yok. Hiçbir şey yok. Ama abi burada hasta mı olur? Oksijen bol, hava güzel. Sütü döküyoruz. Sütü var, daha ne istiyorsun hiç? Bir de şu cigarayı bıraksan. Ah onu bırakabilsem abi, ben ne kadar ederim. Abi çok zararlı ya. Allah korusun. Yengem var mı yengem? Var. Yazık değil mi, kadın yanında da içiyorsun, onu da zehirliyorsun? O da içiyor.
O yok içmiyor. İçmiyor. Lan konuşmayalım şimdi yahu. He. Kadını zehirliyorsun, zehirliyorsun. Kadın hasta zaten. Yani. Hastadı senin yüzünden. Kadın hastasın. Niye benden... Vallahi senin yüzünden oldu. Yok, senin içtiğin sigara ona zarar verdi. Yok canım be ya. Oğlum ben jandarma ihbar ediyorum sevgili seyircilerim. Bu abim karısını... Zaten bakılacak bir yere giderim. Buraya gider yatarım. Ne yapayım ben kendim? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen ikinciye mi hazırlık yapıyorsun? Nasıl ikinciye? Yengeyi göndereceksin de ikinciyi mi alacaksın? Yenge gitmez. Benim bırakıp da gitmez. Bırak gitmez mi? Gitmez. Katiyen gitmez. Sağlam dururdu yani. Sağlam. Allah geldiği verse ne edeceksin? Ne geldiği verse Rabbim. Rabbim önce beni alacak ondan sonra. Öyle mi? Biz anlaştınız. Biz anlaştık ikimiz. Rabbimle anlaşmışlar sen yönetmenim. Rabbimle değil hanımla anlaştık. Hanımla anlaştık. Önce ben gittim ondan sonra gittim. Ondan sonra öyle. Bir o benim emekli kartını bir cebine koyacak. Aklımda kodu. Ha, derdi öyle. Derdi öyle. Yusuf Bey ben de bir şey demem Yusuf. Bakur emeklisi misin? Ne evet, emeklisi? Bakur emeklisi. Bakurlar. İyi maşallah. Hadi Allah'a emanet ol abi seni tutmayak. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Hocam. Allah'a emanet ol abi. Hadi görüşürüz abi. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, şimdi yaylaya çıkıyoruz. Duran ilçe başkanı kardeşimiz, kadın kolları başkanı kardeşimiz var. Kardeşimiz beraber bizi değişik bir minibüse aldı çünkü bizim arabamız buraya çıkmayacak vaziyetteydi. Geldik bakalım güzelliklere, yaylalara geldik bakalım neler göreceğiz buralarda. Şey imzasını aldınız mı? Hocam. Şuradan alacağız şimdi. Ciddi misin? Evet başka çare yok. Demedin öyle. Öyle başka çare yok. Her şey hazır. Bir de yanında bayıltacak narkozun yok. Gerek yok. Onu lokal uyuşturacağız. Abi lokal imza. Dayanamaz bu adam. İmza alın imza. Şey geçsene. Ney? Dosyayı. Ya bizim şey kağıdı var ya. Hanımından da alın hem de. Tabii canım o. Önemli çünkü hocam, durum o önemli. O soralım da hocam. Buna sordunuz mu? Ali abi, hocam diyor ki o kesi kötü diyor, o kangren olmadan buradan alalım diyor. Yok, o kangren yok. O kadar yok mu? Kangren yok benim şey yok. Şuradan itibaren gidecek. Şuradan almak lazım şöyle. Ne diyorsun? Ya hafif tedavi yapalım ben. Ne yapalım? Hafif tedavi. Hafif tedavi olur mu hafif tedavi? Ya. Hocam anlayamadı o. Ya insan öyle korkutma hocam be. Kim ben mi korkutuyorum? Ali abimizin yanına geldik. Neresi Ali abi burası? Çoban Göçü yaylası. Yayladayız. Nereye bağlı bu yayla? Yaykın köyüne. Yaykın köyünün yaylasına geldik. Sevgili kardeşlerim bakın. Getir şöyle elini de yanına. Çarpma vurma var mı buraya? Vurdun çarptın bir şey var mı? Yok bir şey. Neden oldu? İlk başta nasıl başladı? Kaç senedir bu gelip gidiyordu buraya hafifçe bir ağrı. Bu sene gitmedi. Bu sene şişti bu elim üstüne şaştı. Burada şimdi ciddi bir iltihap var. İltihap ne? İrinleşmiş bu. Burada bak sıcak bak burası. Buraya göre sıcak. Parmaklar şimdi. Şimdi sana bir şeyler söyleyeceğiz. Bunları güzel yaparsan kurtarma şansın var. Ellerinizde böyle bir şey olduğu zaman bir kere elinizi sarkıtmayacaksınız. Hep böyle kalbinizden yukarıda durması lazım ki bu ödem gitsin. Bir de parmaklarınızı bol bol oynatmanız lazım. Oynat parmaklarını abi böyle. Bak şunu yaptır bir. Öyle değil bir dakika. Yumruk yap şimdi iyice. Aç. Yumruk yap aç. Aynısını buraya yapmaya çalış şimdi. Yapamıyorum onu. İşte yapmaya çalış. Aç. Aç. Yap. Aç. Bu parmaklarını oynat. Şimdi elini de şöyle tut bakayım biraz. Yap şimdi tekrar.
Peki dur bakayım şimdi. Elini hiç sarkıtma sen. Böyle. Hep yukarıda tut şöyle ha. Elinde böyle bir şişme olduğu zaman eli muhakkak kalpten yukarıya kaldırmak lazımdır ki o pislik geçsin diye. Bir de orada şişkinlik olduğu zaman orayı tutup bakmak lazım. Sıcaklık var mı yok mu? Burada mesela sıcaklık var. Eğer orada sıcaklık varsa iltihap var demektir. İltihap varsa o zaman iş biraz daha önemlidir. Şöyle geriye doğru masaj yapmak lazım. Bunu neyle yapacağız? Kantaron yağı dediğimiz yağla yapacağız şimdi. Kantaron yağı ozonlu yağ olduğu için burayı biraz enfeksiyondan temizleyecek bir yağ. Üç defa gittim. Bir resmini çekti bunu. Resmini çektiler mi? Çekti. İki defa resmini çekti. Ne kadar oldu çekeli resmini? Bir ay oldu aşağı yukarı. Resminde bir şey yok mu dediler? Yok dediler. Ağızdan yutma hapı vermediler mi sana? Verdiler hapı. Öyle geziyor işte. Pencerenin yanına oturuyorum. Sen öyle otur tamam. Yanına dikkat et sonradan. Tut bunu böyle. Ha, öyle tut. Yani bu iltihap aşağı doğru iniyor. İşi önemli. İşi biraz önemli abi bunu. Buna bir daha bir röntgen çekip ağızdan güzel antibiyotikler kullanmak lazım. Demin şaka yaptık. Elin melin şu bu filan ama Allah korusun ciddiye alınmazsa öyle şeye dönüşür. Ben çektiririm yani. Daha çektiririm. Çektir. Çocuklarım baba. Hemen çocuklarla beraber çocukların yanına git. Buna hem bir film çekizin. Bak şurası önemli. Bak. Nasıl acıyor bak burası. Acıyor. Çok. Bak buraları yapıyor olmuyor. Bak buraya dokunduğunuzda şey yapıyor. Ciddi sıkıntı var orada. Parmaklarını kaldır böyle. Aç kapa şimdi bakayım. Bak şimdi biraz hareket ettirmeye başladı. Bak. Neden? Çünkü ödemi giderir gitmen parmak açıldı biraz. Parmakları şöyle dümdüz yap. Hah. Tekrar iyice kıvır. İyice aşağı kıvır şimdi. Kaldıramıyorum. Ya değmeden yap. Ha. Ha. Bak biraz açıldı. Dur biraz daha ovalım şimdi. Tam şu bilek kemiği şurada sıkıntı. Burada. Bak, tutuyor gelip tutanıyor oradan dağılıyor. Şurada sıkıntı var işte. Orası azıttı zaten. O kemik azıttı onu. Bir de elini hiç sallandırmayacaksın. Hep böyle duracaksın. Otururken, televizyona bakarken elin hep kalbinden yukarıda duracak. Gece yatarken bile yastıklar yiyip böyle duracak. El. Ağızdan yutma hap verdiler mi sana? Verdiler. Nerede o haplar? İşte bak arzu getir. Haplar nerede? Burada torba. E tamam. Bunların içinde var. Vermiş olmaları lazım. Yuttun mu onu güzelce? Yuttum canım. Koskoca Ali dayı olmak kolay mı lan? Biraz sabredeceksin. Hadi ya hocam. Ha, vermişler antibiyotik de vermişler. Hep verildi ya. Devlet de böyle abi. Şuna bak. Yığmış. Dünya kadar yazık günah. Ama bu düzgün bu kadar da bu, haram bu, işte ya. Bu kadar devlet derdi var. Ha, daha bu yazık. Ne ki? Yazık derdi. Aynen öyle. Yazık. Bak şimdi ne kadar söndü bak. Deminki halini bak bitti. Bak bütün ben şimdi o şeyi lenf pisliğini yukarı doğru şey yaptım. Şimdi bu idrarla atılacak. Tamam bak ne kadar rahatladı eskiye göre bak. Aynen. Parmak kendine geldi şimdi bak. Hocam buraya nasıl? Dur lan sen de ne? Nasıl buruştu bak. Bak kendine gel. Lan biraz hareket ettir. Tuta iyice şey olmuşsun. Tamam hocam. Şimdi iyice aç. Ha? İyice kapat. İyice kapat. İyice aç. İyice kapat. İyice kapat. Aç. Aç. Bak oynatmaya başladı parmakları. Eskiden. Hacı anne. He ya. Ali abimi nasıl gördün de evlendiniz? Hiç görmeden evlendim. Hiç çabarım görmedin bile. Mi? Yok hiç tanışmadım. Sormadılar mı sana? Hiç sormuyor. Kızım istiyorum istemiyorum demediler. Yok, yok. Sana sordular mı? Yok. Şurada bir kız var sana beğendik dediler git. Yok. Hiç demediler mi? Hiç demediler. Geldiğine gittiler. Durdur okudular bunu. Görmedik hiçbirbirimizi hiç. Yani gördük. Buradan giderse ben de o kaçta beri giderdim. Gördüğünüzde de konuşmadık yani. Hı. Evlendiğinde öyle karşıdan gidiyor muydun? Yok. Evlenince öyle olmayı. Hatça ablama türkü söylüyor musun Hatça anneme? Çok türkü söylüyordum. İyi hadi bir tane söyle bakalım ne söylüyordun? Ne kötülük gördün benden, ölürüm ayrılmam senden. Affet beni sevgilim, özür diliyorum senden. Ne kötülük gördün benden, ölürüm ayrılmam senden. Affet beni sen sevgilim, özür diliyorum senden. Bir dakika Ali abi neden özür diliyorsun? Niye özür diledin annene? Ya bir kabahat yaptık unuttum. Kabahat? Abo. Oluyor bazı gene hocam. Bazı gene oluyor. Bazı gene hala oluyormuş. Tabii canım. Aç bakayım. Ekmek gibi kabardı. Ekmek gibi kabardıydı. Bak şimdi açıldı şimdi. Vallahi. Hah iyi.
İnadına uğraş, inadına uğraş. İnadına, heh. Heh. İşte annem. Bak Hatice Hanım ne güzel diyor. İnadına evet. Yap diyor. Doktor öyle diyor zaten ya. Bu da yapmıyor, kolunu böyle duta ya, duta böyle gidiyor, etmiş. Aklı gidiyor ya. Eh. O da nasıl oldu? Biraz nazlı ana ya. Nazlı değil mi? Hastalandığı zaman naz mı eder ana böyle? Ha? Fıkhanına durulmuyor. Abo. Bak ne diyor, hasta oldu mu diyor, pek nazlıdır bu diyor. Öyle mi Ali abi? Ana görmemiş, ekliğine bir tek. Anası yok muydu? Yok. Burada ya, burada ne var? Tam şurada var, şurada, şurada bu, işte. Ne olacak oraya bir yerine? Var işte orada. Dur lan, tutma elini. Ay yarabbi. Ay ya. Sen anama yaptığın kabahat için ben de burada sana ceza veriyorum. Ceza varmış bak, görüyor musun? Gençlikte ne yaptıysan. Gençliği diyor, halen devam ediyor atalarımız diyor. Şimdi senden istediğim, elini hep böyle yukarıda tutacaksın. Bol bol bu hareketleri yapacaksın. Bol bol, günde en az 100 tane, sabah 100 tane, öğlen 100 tane, akşam yapacaksın. Bu yağı sana vereceğim şimdi. Aynı benim yaptığım gibi ana böyle böyle olacak. Yukarı doğru, yukarı doğru. Yukarıya doğru anne. Şuraya basmayacaksın, bir tek şuraya basma. Buralarını korkmadan bas, böyle bastıra bastıra yapacaksın ana. Sevgili seyircilerim, şimdi oradaki birikmiş olan beyaz kan dediğimiz lenf dolaşımını masajla açtık. Biraz elinde rahatlama oldu. Yarın gidip bir daha film çekilecek. Bir de o ilaçtan ayarlayacağım ben şimdi. Ver bir dakika. Antibiyotik var. Antibiyotikleri ayarlayacağız. İnşallah şifa olacak. Ali abi geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. O ilaçları getir. Ayar yapacağım şimdi ben onları. Getir bana. Getir. Sizlere çok güzel hazırlıklar içindeyiz. Ne yapıyoruz Can ablam? Tirit yapacağız. Tirit. Yuka ekmekten güzel tavuk suyumuzu kaynattık. Evet. Tepsimize tirit yapacağız. Evet. Haydi bakalım. Sevgili kardeşlerim, ne özelliği var? Kolajenin en hası var burada. Kolajen ne? Vücudumuzun olmazsa olmazı. Bedenimizin bütün hücrelerine lazım olan nimetlerden biri kolajen. Bu da tavuk kolajeni en bol olduğu şey. Yuka ekmeğimizi de hazırlamış ablaların böyle güzelce. Hemen şimdi tiridimizi yapıyoruz. O yağ ne yağ abla? İne, hayvanım, tereyağı. Tereyağı. Kendi, bu da kendi ineğimizden, kendi tereyağımızda yaptık güzelce. Tereyağlı, tavuk sulu, mükemmel bir. İçinde D vitamini de bol. Şimdi tiridimizi yapıyoruz sevgili seyircilerim. Tiridimizi böyle ıslatıp koyduktan sonra bakalım neler yapacağız. Senin neyin oluyor Ahmet abi? Sinop bizim yöresel evet, yemeği sayılır hocam. Bizim Sinop'un Dikmen Yaygın köyünün genelleri bu yani, tirit olayı. Genelde biz onu her ay yaparız yani. Her zaman yaparmış evet, abilerim. Her zaman bizim. Evet, hadi bakalım, geleneksel bir yemeğmiş. Komşularla toplaşırız var abi. Peki burada böyle tiridine bandığın bedava mı verdi? De böyle türküsü var mı? Evet vardır hocam. Söyle bakayım. Biz bunu tek bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ya nasıl hocam, bir öyle şey mi olur ya? Vallahi bilmiyorum hocam, ben bilmem. Tiridine bandım, bedava mı sandım, favravidi mi andım? Tiridine bandım. Ben de bildiğim tabii. Ben Sinoplu değilim ama biliyorum işte. Hocam hep bizimle. Evet, evet. Hocam? Aynen her öyle. Zaman izliyor. Ben bacılarımla beraberim. Her zaman izliyor hocam seni. Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tavuğumuz da böyle güzelce kemiklerinden ayırmışlar, etlerini güzelce ditmişler. Köy tavuğu, hakiki köy tavuğu. Hocam adına türküler yazılmış olan Tiridine Bandım türküsü Sinop'ta yazılmış ve bu Tiride yazılmış bir türkü. Hani söyleyen yok ki abi, hiç. Hep ona. Hadi söyle bakalım Halis abi, buyur. Vallahi heyecanlandım hocam, pek fazla bir mi? Tiridine bandım, bedava mı sandım, para verdim aldım, tiridine... Sevgili seyircim, bu benden de kötü söylüyor. Tamam, teşekkür ederim. Peki abla,
Ben olsam bu iki ekmekten dizlerim üstüne koyur diye şeyi döküveririm. Niye uğraşıyorum ki böyle lıp lıp lıp? Biz böyle alışmışım hocam. Yahu vakitleri bolmuş bunlar uğraşıyorum. Evet. Ben olsam şöyle ekmekleri koyardım üstüne dökerdim. Tereyağını da dökerdim velet de anne amin. Bunun tadı olmaz öyle. Böyle uğraşacaklar saati, evet. Mancılık mancılık. Peki hadi öyle olsun bakalım. Güzelce köy tavuğumuzu arasına koyuyoruz. Sade tavuktan mı olur abla? Başka etten de yapıyor muyuz bunu? Etten de. Mesela kıyma da koyabilir miyiz? Koyamıyor, isteyen koyabiliyor yani. İstediği gibi yiyebiliyor yani, olabiliyor. Bunun özelliği cevizden ezme. Ceviz de katabiliriz. Ceviz de katabiliriz. Cevizimiz yok. Evet, ceviz bir et bir ceviz yaparız aslında bunu biz. Bir et bir ceviz. Evet, bir sıravından. Evet sevgili seyirciler, burada adet böyleymiş. Güzelce sardık böyle tavuğumuzu sardık. Böyle afiyetle yiyoruz. Gördüğün gibi abim ne kadar güzel yedi. Bir tane daha yapsın hocam. Beğendin mi? Beğen, bir tane daha yap. Ya şu tarafa geç, şu tarafa geç. Yok abi. Yok ye abi ye. Allah razı olsun. Nasıl yapılıyor Cemil abi, göster. İşte bu. Bu da böyle yenir diyor. Bir daha yapma. Onun size sürprizleri var ama. Evet bakalım, şimdi tridimizi yaptık. Bakalım daha ne güzelliklere gidiyoruz. Hadi buyurun gidelim. Evet sevgili seyircilerim, dün gece bir buzağımız olmuş. Şöyle bir göster abla. Buzağı bir görelim, buzağı bir gösterelim. Getir bak. Görüyor musun? Daha yeni olmuş, dün gece olmuş. Hoş geldin, hoş geldin. Daha üstünde duruyor sıcaklık. Oy, hoş geldin, hoş geldin. Emmiş tutmuş valla. Oh oh, maşallah. Anasını da hemen refleks olarak emmeye başlamış. Güzelce de annesini emmiş. Şimdi... İnekte ağız denen bir bölüm vardır. Yani yavrusunun çok güzel bir proteinini alsın ve hastalıkları korusun diye çok önemli sütün ilk bölümü vardır. Değil mi abla? Evet, ağızı diye biz. Ondan güzelce de emmiş. Evet. Şimdi bakalım başka var mı diye gösterecek ablam bize bir bakalım, sağacak. Bıraktıysa alacağız. Bıraktıysa birazcık alacağız. Bence fazla alma. Hayvan emsin ama fazla emdiği zaman ona da zarar veriyor. Değil mi abla? Evet. Hadi bakalım. Yani sevgili kardeşlerim, gördüğünüz en kıymetli kısmı, dikkat ederseniz biraz rengi sarıdır ama içinde doğal antibiyotikler, her tür doğal immün sistemini koruyucu sistemler, mucize gibi bir şeydir. İnsanlarda da her türlü hastalıklara karşı koruyucudur. Her türlü kanser dahil her türlü hastalıklara karşı koruyucu bir nimettir bu. Bir kısmı kaldı. Bunu da dediğim gibi birisine verilebilir, şey yapılabilir. Hadi bakalım. Adı neydi bunun, adı var mıydı anne? Zeytin. Zeytinmiş adı. Kara zeytinmiş. Gördüğün gibi kara zeytinin çok güzel bir kara zeytin yavrusu olmuş. Hadi bakalım gidelim. Hadi güle güle, geçmişler olsun bakalım. Sen de dünyaya hoş geldin. Bakalım şimdi kardeşlerim bize bir oyun daha oynayacaklar. Ne bu oyunun adı abi? Hocam bu oyunun adı halı dokuma oyunu. Halı dokuma oyunu? Evet, şimdi halı dokuyacağız. Ha. Zaten daha önce de bizim köyümüzde halı meşhurdu. Oradan kalma bir oyun. Şimdi ben
arkadaşların bacağına vuracağım. Onlar vurdurmamak için benim sopalarla bileğime vurması lazım. Kim başarılı olacağız? Olacak göreceğiz şimdi. Niye halı dokuma demişler peki? Halı dokumayla niye? Halıyı da kirkit vurardık hocam böyle. Onlar kirkitler de böyle ses yapardı. Kirkit dediğimiz şey halıyı böyle sıkıştırmak için. Sıkıştırmak için bir kirkit vardı. Aynen hocam. Evet. Ben şimdi şöyle kenara çekileyim. Hadi bakalım şimdi, başlıyoruz şimdi. Şimdi bu oyun halı dokuma oyunumuza. Evet. Şu an bu oyunun kurallarından bir tanesi de ellerime vuracak kişileri lafa tutup bir an refleksle onlara vurmam gerekiyor ki bileğim sopayla vurmasınlar. Şimdi biz tabii kendimizi kollayacağız. Bu arada biraz oyalak olmak lazım. Şimdi bugün sağ olsunlar Kalan 7'de program yapan Feridun hocam bizleri ziyarete geldi. Sağ olsun, var olsun. Lafı dinle. Bahattin abi de bizle beraber eşlik etti. Bugün akşama kadar köy gezdik. Şaban abi, Bayram abi biraz geç geldi ama bu tarafa vurma, düz vuracaksın ha. Dolayısıyla güzel bir gün oldu. Abi koyunlar falan çekti. Allah'ım. Şunu yukarı kaldır usta. Oyunun kurallarına göre oynayalım şöyle. Kaldır, yapıştır. Vurma. Kurallarına göre hareket et. Şimdi bugün Bayram abi çoban gençliğine gittik. Harun abi bizi çok iyi ziyaret etti. Abi o şeyin adı neydi? Sobanın adı neydi? Şey İbrahim abi ya. Evet koyunlara. Abi koyun? Orada muhteşem etkilendik ya. Orada var ya harika bir gündü ya. Gerçek söylüyorum bak. İbrahim abi bizi çok iyi karşıladı. Sütlaç yapmıştı. Sütlaçlar oradan geldi abi. Ha o üst yaptı. Evet evet. Şeyde. Ama köyde durmuyor herhalde. Çoban geçtiğinde Darısoy'unda da şey yaptılar. Çulucuk mancarı yaptılar. O da güzel oldu. Getirdik burada yedik şimdi. Abi sen köyde durmuyorsun abi. Yok ben İstanbul'da duracağım abi. Arada geliyorum öyle halı dokup giderim. Kirkit vuruyorsun abi. Şimdi kirkit vuruyorum biraz sonra da makasla keseceğiz. Aşağıda duruyor ya bilekler kalkmıyor. Kaldırıyor konuşur kaldır. Kurallarına göre. Bunlar ya. Yok çıkmaz. Çıkmaz abi yani. Burada iki tane delikanlı var. Biri burada biri de burada. Ben buraya vurarken sen niye vuruyorsun ki? Bak buraya vuruyorum ben. Sen bana vuruyorsun. Ama amca lütfen. İyi ses geldi. Hayır ama bak. Bence, ben sana vuruyorum. Bence bu kardeşim abi, bu işin ustası ya, yani vallahi bırak. Ya, adam bacağına bak ya. Sen de konuşturuyor. Gel değişin. Gel. Tamam, gel şuraya gel. Geç abi ama geç. Ama bak sopalarla vurmaları lazım. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Şey de alabilirim. Gel. Değiş değiş. Değiş o kadar akıl verdin geç. Geç geç. Akıl verdin gel bakalım. Gel gel. Geç. Muhabbet olsun ya. Adamın bacağını ne oldu? Ben bacağını gösteriyorum. Ya acıdım ya. Lan ne bak ya. Seni kim kurtaracak abi? Abi. Hem mi seni kim? Abi şu bacağını göster. Hocam bir tedavi ver. Otur. Otur. Hocam sevgili kardeşlerim, ortopedik açıdan söylüyorum. Gayet güzel bir masaj yapmışlar kan buraya. Kan gelen yere can gelir. Kan geldi, can geldi. Tam doktor mu diyor mu? Evet. Çorapları çekeyim mi lan şöyle? Çek abi. Şifremez ki. Oo. Böyle açacaksın Yaşar. Evet sevgili seyircilerim başlıyoruz. Evet sevgili yönetmenim, Yaşar abimiz köyümüzün aşçısıdır. Cenaze olur, şey olur, bayram olur, seyranlarda bizim yemeğimizi yapan bir arkadaşımız. Sağ olsun. Bahattin abi de hiç yani arada bir yardım eder ona. Buraya niye vuruyorsun lan? Bileğimi vuracaksın lan. Sana bacağımla zarar verme lan. Bununla zarar verme. Aynen yapıyor. O da demircimiz. Şimdi muhteşem abi, sabit. Sabit. Muhteşem muhteşem pilav yapar Nazan Hanım. Ya gerçekten öyle nefis bir pilav yapar var ya o biçim ya. Nohutlu yapar bu genelde. Abi o yolu köy yolunu kim yapıyor yayla yolunu ya? Vallahi oraya kim yaptı? Ya kıyamıyorum seni bileğin açısından ya. Abi lütfen ya lütfen. Kıyabilirsin. Kıyam. Abi kıyabilirsin. Gerçek söylüyorum kıyabilirsin. Ya istersen demirle vur. Harbi söyleyeyim. Demir verin arkadaşa. Buraya değil ama bileğime bak. Demir, odun. Her türlü alet kullanabilirsin. Delici bak, bıçak, çatal, kaşık. Ama amcanı ya, seçiyorsun ha. Ya bir dakika işte şimdi buraya geçtik. Acele yok. Acele. Amcam bu. Öz değil ama bu. Amca oldu. Aynı öz gibi ya. Baksana bak. Bak. Bak bak. Dolayısıyla Yaşar abi senin çok ekmeğini gidip Allah razı olsun var ya. Gel var mı gelecek olan? Yok yok. O zaman devam edelim abi. Devam abi. Abi dik ayağım bunu şöyle dik. Benim ağrıyor oturamıyorum. Devam devam. Hocam. Doktor arkamda abi. Benim şey fıtık falan var mı? Hocam
Benim ağrıya. Sen ya da şuraya. Hocam kıllandı adam. Her yere bakıyor. Şey pıtık. Evar falan çekildi mi? Aynen öyle. Film. Ya, pıtık. Hepsi var. L1, L2, L3. Uyma. Bende de var Eşer abi. L4, L3. Karılıya benim. Bahattin abi. Sen tedavi olduğunda ben olabileceğim mi? Valla. Kaldı şunu be. Gel şuraya bir dokuyalım mı? Ahmet gel şuraya. Hadi bismillah. Allah Allah abi bir dakika. Bir dakika abi. Bir saniye. Sen yönet derim. Abi devam et diyor. Devam ediyoruz. Vur sonuna kadar. Seviyor. Abi şimdi şeyde önceden ben çaya balığa giderdim. Yaşar abi burada bahçesi vardı. Bak buram olur mu? Bahçesi vardı. Bir tane elma vermezdi. Gerçek vermiyordu lan. Bir elmalar olurdu vay yemin ediyorum yönetmenim öyle böyle diyor kocaman kocaman. Vallahi harika kırmızı kırmızı ya. Beyaz. Allah. Çekelim. Nereye? Yukarı kaldır abi. Yukarı kaldır. Sen az daha kaldır. Şirket göreldi. Vermez abi bir salatalık olurdu o biçim. Harika bir salatalık. Vermez abi adam bir tane vermez ya. Mısır yok abi at bir tane oradan közyem yok. Bir de taşlardı bize. Abi sen bu. Herkese teşekkür ederiz. Özellikle evet hocama... biz de teşekkür ederiz. Çok değişik, çok zevkli bir oyunmuş. Çok güzel yaptılar kardeşlerimiz. Yaykın köyündeyiz. Şimdi Dikmen'in Yaykın köyünde bir abimizin yanına geldik. Gördüğünüz gibi tesadüfen havada çok güzel güneş de açtı. Kaç koyun var abi? Abi 300 koyun var. 300 koyun. Evet. Kaç keçi var? 60. Eğer bunlar hayvancılık yapmasa, eğer bunlar sütleri, peynirleri bizlere sunmasalar, istediğiniz kadar paranız olsun, pulunuz olsun hiçbir şey değilsiniz. Evet abi nasıl değerlendiriyorsun sütleri, ne yapıyorsun? Geçinin sütünü sağıp peynir yapıyorum. Bir de isteyen müşterilerimiz var. Belli evet. Bu geçi peynirinin tadını bilenler. Kıymetini bilenler. Evet. Onları tuzlayıp Gönderiyoruz. Koyunlarda peynir yapmıyor mu? Yok yapmıyorum. Neden yapmıyor? Onların biraz sağımız zor olduğu için. Peki koyunun makineleri yok mudur mesela? Var. Var da. Makineyle yapsan? Var da. Ceyran olmadığı için olduğumuz yerde yaylada. Onun için yapamıyoruz. Mesela makine tak tak tak. Evet sen... evet. Ceyran olsa. Peki bu kadar koyunu kendi başına yapabiliyor mu abi? Yok kızımla yapıyorum. Kızımızla yapıyoruz. Evet. Evet. İşte bir tebrik edilecek bir kızımız. O da inşallah geliyor buraya doğru. Gel bakalım güzel kızım gel. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin sen de hoş geldin. İsim neydi? Nesibe. Nesibe güzel kızım. Neler yapıyorsun anlat bakalım bize. Köy hayatı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Maşallah. İşte, maşallah. Hayvanlarımız var. Babama yardım ediyorum. Annem hasta. O evde. Peki sağma işini, peynir işini biliyor musun? Öğrendin mi iyice? Evet, keçi peynirini yapıyoruz. Koyun yapmıyoruz da keçiyi yapıyoruz. Son dönemlerde sevgili seyircilerim biliyorsunuz keçi sütünün ve keçi peynirinin kıymeti daha çok anlaşıldı. İçindeki mineralleri, vitaminlerin daha bol olduğu anlaşıldı. Sen ne okuyorsun güzel kızım? Ben okudum bitti. 4 yıl geçti laboratuvar okumuştum. Peki hiç tayin falan istemedin mi? Ben burada babama yardımcı olmak için kaldım. Babam kalp hastası, annem de o şekilde olduğu için... Ha. Peki babaya tedavi olarak ne yapmamız lazım sence? Babamın mı? Biraz zayıflaması lazım. Ya ya gördün mü abi ya bu ya. Ben bu kuzuyu tek başıma yiyen bir kişiydim. Keçinin kolesterol eti çok azdır. Evet. Kolesterolü evet. Çok azdır. Evet. Dolayısıyla kolesterolle ilgili kalp şikayeti olanlar muhakkak keçi eti yemelerini tavsiye ediyoruz. Keçi eti daha sağlıklıdır, daha iyidir. Peki siz... Keçinin sadece sağmalık mı yapıyorsunuz et? Etini yiyoruz etini hocam. Etini de gönderiyoruz. Tabii. Tabii tabii. Öbür kızım da hayvancılık yapıyor. Büyük inek, simentel. Peki onda yaylaya çıkarıyor mu bir şey? Tabii. O da yayla. O yalnız kim için? Yok mu onun yanında? Tek başına. Yapamam ya. Tabii. Siz iyi baba kız o yalnız ama. O yalnız. Evet. Eyvah. Evet. Ben sabahları yardım ediyorum ahırda. Sen bazen evet. Orada mı? Evet. Ama onlar sütünü sağmak için makine var değil mi? Yok. Biz elimizle sağıyoruz. Kaç hayvan var? Çok yok ama 20. Yani... 20 hayvanı sağmak... Hepsini sağmıyoruz. Evin makine... orada da mı elektrik yok? Yok elektrik var da hocam. Bu işi bırakacağız. Niye bırakacağız? Kızlar evlendikten sonra
Anne, abi olsun. Olsun sen gidene yok, kadar yok. Bir makine al ya, sonra satarsın makineyi. Yazık çocuk araya. Ne bileyim hocam, almadım. Vallahi al bir makine ya. Gözünü seveyim. Sağma makinesi al ya. Hayvanlar. Sevgili seyircim, görüyor musunuz? Artık evlerine gitme vakti gelmiş. Hepsi gidiyorlar gördüğünüz gibi. Peki bir sıkıntı olmaz. Bulurlar değil mi? Bulur hocam. İyi. O zaman ben tamam. Telaşlanmayayım. Sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir kardeşim de dedi ki hocam benim topuğumda da ağrı vardı. Ne zamandan beri var? Hocam 2-3 aydı var. 2-3 aydı var. Evet. Peki bu tırnağına ne oldu? Bu tırnağım bilmiyorum, öyle işte çıktı, öyle bilemedim ne olduğunu. Kabardı, şişti yani. Şimdi kardeşimin tırnağında bir iltihap olmuş. O iltihabın zeminde de mantar oluşmuş. O tırnakta da sıkıntı var. Sıkıntı var. Sevgili acı kardeşlerim ya, bütün tırnaklarını ve ayak parmaklarını, buna da dahil sirke ile kınayı karıştırıp süreceksiniz. Kına. Sirke ile kına. Evet. Sirke ile kına. Evet hocam. Haftada 2 sefer yapacaksın. Ben sana şimdi bir de bir yağ vereceğim. Evet. Diğer zamanlarda devamlı o yağı süreceksin. Tamam hocam. En az 1 ay, 1,5 ay devam edeceksin. Tamam. Bu yavaş yavaş temizi gelmeye başlayacak. İnşallah. Çünkü orada mantar var, onu şey yapacaksın. Bir de topuğunun ağrısı şurada mı oluyor bak? Şimdi sana buraya vereceğim kremden oraya da süreceksin. Akşamları da ayağını iyi dinle. Leğenin içine sıcak su koyacaksın. Evet. Sıcak suyun içine burada vardır ada çayı. Ada çayı biliyorsun değil mi? Ada çayı bitkisi var böyle. Evet. Bildin değil mi? Onu koyacaksın. Tuz koyacaksın. Bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı tuz koyacaksın. Onun içine yaş maya vardır, yaş maya. Evet. Bildin değil mi yaşmayı? Biliyorum, evet. Ondan da şöyle bir çorba kaşığı atacaksın, eriteceksin onun içine. Onun için ayağını sokacaksın her gün akşam. Bu topukların da iyiydi. Bak topuklarında evet. Da bir sürü şeyler var. Evet. Ondan sonra Nihat şuradan bir tane ozon yağı vereceğiz, sonra unutturma. Hem buraya hem buraya süreceksin. Tamam. Bir de topuğundaki ağrıyı gidermek için sana şöyle bir şey yapacağız. Böyle basit bir sünger bulduk. Tam topuğuna göre ölçeceğiz şöyle. Getir topuğunu. Şimdi bunu da böyle topuklarına koyup çorabını giyeceksin. Giy bakayım çorabını. Nerede çorabın? Üzülenin çorabını çalmış da gelmiş ya. Kaldır. Kaldır. Topuğunuzda ağrıda topuk dikeni olma şansı var. O yüzden böyle bir sünger koyduğunuz zaman rahatlama olacak. Evdeki terliklerinizde falan hep böyle oraya biraz sünger yapacaksınız. Bir de siz de evde bir bardak suyun içine, bir bardak su bardağının içine yarısına limon suyu, yarısına zeytinyağı koyup onu da sürdüğün zaman rahatlama ol. Kalk bir yürü bakayım şimdi. Topuğuna bastığında ağrı oluyor muydu? Böyle hocam, şimdi oturuyorum, bir bardak çay içim oturuyorum. Böyle sancıyı az gezeleyince yani hafifliğe biraz hafifliğe. Çünkü oraya dediğim gibi öyle kan hiç gelmediği zaman oluyor. Kalk evet. Yürüdüğün zaman evet. Rahatlıyor. Doğru. Aynen hocam. Şimdi demin oturdun. Şimdi kalk bakalım ağrı olacak mı? Şimdi olmayacak ağrı. Neden? Sünger koyduk çünkü. Yürü bakayım. Şimdi bunu devamlı dursun. Bir tane de yağ vereceğiz sana. Onu süreceksin. Tamam hocam. Senin bir kabahatin daha var. Ne kabahatin var? Bilmiyorum ki. Sevgili seyircilerim, kabahatini söylüyor şimdi ablamın. Acaba bunda ne yapacağım ben şimdi? Kilo verteceğim. Ya nasıl bildin? Nasıl bildin? Sevgili kardeşlerim, hanım kardeşlerim göbeğini ölçecekler. Böyle tutacaklar, ölçecekler. Hanım kardeşlerimizin 82 olması lazım. Erkeklerinki de 102'nin üstüne çıkmaması lazım. Bizimki kaçmış? 95. Hanım kardeşler de ölçecekler. 88'in üstüne geçmeyecek. Hatta bazı bacılarınki 80'i geçmeyecek. Ne demek? Boyu kaç? 1.60 ise yarısı. Yani 80. Ona göre dikkat etmesi lazım. Bacımın biraz yağlanması var. Evet. Göbek yağlandığı zaman karaciğer yağlanıyor. Evet. İç organlar yağlanıyor. O yüzden sıkıntı var. Vücut çekmiyor. Hocam onun bir de mesela yediğim yemekleri hep geri geliyor ağzıma. Tamam, şu anda. Doğru. Onu anlatalım. Onu anlatalım. Onun için de yapacağın şeyi söylüyorum. Midemden bilemedim. Bravo. Her gün sabah, evet. Bir çorba kaşığı tahin içeceksin. Hmm. Tahini bildin değil mi? Evet. Bu seni mükemmel rahatlatacak.
Bir de rezene diye bir bitki vardır. Rezene. Biliyor musunuz bu rezene? Rezeneyi bilemiyorum ki. Bilmiyorum. Var esasında buranın dağlarında var. Neyse bilmiyorum aktardan işte. Alacağız. Rezeneden. Kimyonu biliyor musun? Kimyonu? Kimyonu biliyorum. İyi. Evet, kullanıyorum peki zaten. O zaman dinle. Bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı dolu dolu kimyon koyacaksın. Evet. Bir iki dakika kaynatacaksın, süzeceksin. Her yemekten sonra kimyonlu çay içeceksin öyle. Tamam. Anladın mı? Tamam. O da midene çok iyi gelecek. Tamam. Ama en önemlisi sen biraz ekmeğe hamur işlerini kesip şu göbeği de düzeltmen lazım. Tamam. Sağ evet, şimdi teşekkür başka kardeşimize bakalım. Teşekkür ederim. Hadi sağ şifa olun. Olsun bir tanem. Geç güzel kız. Abla isim neydi? Ezine. Ezine abla neredeyiz? Yaykın köyünün Darısı mahallesinde. Güzel sobamızı yaktık. Bu ne abla? Karalahana. Karalahana. Burada ne diyorlar bunlara? Kara mancar deriz biz. Kara mancar denir. Sevgili kardeşlerim, lahana inanılmaz bir sağlıklı bir yiyeceğimizdir. Karalahana da çok doğrudur. Ben en çok size bir tavsiyem var, iyi dinleyiniz. Mümkün olduğu kadar bunun salatasını yapınız. Böyle doğradınız. Buna zeytinyağı, limon koyup, sirke koyup bu şekilde yiyebilirsiniz. Çok iyi gelir, haberiniz olsun. Neye iyi gelir? Bağırsakları çok iyi çalıştırır. İçinde demiri vardır. İçinde mineralleri vardır. C vitamini açısından, magnezyum açısından çok iyidir. Bunu da yiyebilirsiniz. Bir de guatrla ilgili sıkıntılı olanlar fazla yememesinde yarar vardır. Bir de ben size şimdi bundan kilo vermek için bir formül tarif edeceğim. Böyle 5 tane böyle koyu renkli yapraklarını alacaksınız. Bakın böyle 5 tane koyu renkli yapraklarını alacaksınız. 5 tanesini bir tencerenin içine koyacaksınız. Bunun üstünü geçene kadar su koyacaksınız. 15-20 dakika fokur fokur kaynayacak. 15-20 dakika demlenecek. Süzeceksiniz bunun içine. 2 de limon suyu sıkacaksınız. Gün boyu bunu içtiğiniz zaman sizin vücudunuzdaki yağları yakıcı özelliğinden dolayı kilo vermenizi sağlayacaktır. Aklınızda olsun. Lahana suyu. Kara lahanada da olur, normal beyaz lahanada da olur. Bunu muhakkak yapınız. Ama tercihen, şimdi ablam bir yemek yapıyor ama böyle ince ince doğrayıp bunun üstüne zeytinyağı, limon sıkıp da yediğiniz zaman mükemmel bir salata olacak. Bu da bağırsakların çalışması açısından, Allah korusun bağırsak kanseri önleme açısından mükemmel bir nimettir. Tabii ki yemeği de çok iyi ama bu şekilde yaparsanız daha da iyi olur, aklınızda olsun. Sonra ne yapacağız doğradıktan sonra abla? Bunu pişireceğim, haşırlayacağım. Onu haşırladıktan sonra süzüp, sudan aldıktan sonra yağ, soğan. Yağ, soğan kavuracağız. Evet, İçine başka bir şey koyacağız mı? Biber koyuyoruz, başka bir şey koyuyoruz. Biber koyacağız, bakalım görelim. Bunu yapadursunlar, ben size başka bir güzellik göstereyim. Tirit yapacakmışız, hadi tirite doğru da geçelim. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Karadeniz'de olup da kara lahana olmadan olmaz. Kara lahana hakikaten mucize bir yemeklerden biridir. Kara lahana yedip de mide kanseri, mide ile ilgili şikayeti olanlar hiç olmaz. O kadar güzel bir şekilde bağırsak bölgesini ve mide bölgesini çok güzel tedavi eder, rahatlatır, iyi gelir. Kara lahananın özelliklerinden biri içindeki demiriyle, içindeki mineralleriyle, içindeki B vitaminleriyle mucize bir yemektir. Bir tek guatrı olanlar iyot fazlalığı şikayetiyle, iyotla ilgili sıkıntısı olanlar, yani guatrıları ile ilgili sıkıntı olanlar doktorlarına sormadan kara lahanayı fazla yememeleri lazım. Bunu özellikle belirtiyoruz. Onun dışında kara lahana mucizedir. Afiyet olsun diyoruz. Bakalım bizimki yaptığımızda nasıl olmuş. Ben zaten yemiştim. Çok da severim. Ispanak gillerdendir bu. Çok güzel olur. Ispanak yemeği gibi, pırasa ıspanak gibi, lahana gibi. Bu ıspanakla lahana arası bir yemek. Herkese afiyet olsun.
Eğer fırsatınız varsa bunu yiyin. Ama ben bir tavsiyede daha bulunuyorum. Bunu aynı böyle salata yapıp da yediğiniz zaman, hele dalından koparıp yediğiniz zaman içindeki C vitaminiyle, içindeki mineralleriyle daha güzel yararlanırsınız. Haberiniz olsun. Salata yaptığınız limon sıkıp üstüne ya da sirke sıkıp yemeniz daha güçlü mineralleri, vitaminlerinizi almanıza sebep olur. Afiyet olsun. Neredeyiz biz abi? Sinop Dikmen Yaykın Köyü'ndeyiz. Yaykın Köyü'ndeyiz. Burada bir kardeşimiz geldi yanıma. İsim neydi abi? Cemil Yıldırım Cugülü. Benden selamlar olsun ve benden hatıra olsun. Bakalım neleri varmış gösterecek bize şimdi. Buyur abi. Bravo! Abimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yaptı. Biz de şimdi onun bu güzelliğini, bir de tedavisi varmış. Ne şikayetin var? Biz de sana yardımcı olalım bakalım. Ya, nerede ağrı var? Bu dizlerim acıyor az. Fakat bu kalçam acıyor. Acıma veriyor. Bir daha buraya şey diyor. Murcalan yani. Peki. Çıkar be. Şimdi şöyle abi, sen şöyle geç. Uzat bakayım ayaklarını şöyle. Sen otur şuraya. Şuraya otur. Otur şöyle. Ha, otur. Ayaklarını uzat böyle. Heh. Uzat. Ha. Bir bak. Hadi bak. Hadi bakalım bak. Allah razı olsun. Tut bakayım. Tamam. Kıvır dizini. Uzat. Peki. Bir de arkanı dön. Tam arkanı dön şimdi. Tam arkanı dön. Şurada var. Şurada var. Evet. Şimdi sana bir krem yapacağız. Dur. Bekle. Evet, kalça ekleminde bir kireçlenme tespit ettik sevgili kardeşlerim. Biraz belinin şurasından gelen bir ağrısı var. Oraya yönelik bir tedavi yapacağız. Bakalım rahatlayacak mı? Şimdi seninle hareketler yapacağız. Dur, uzat. Bacağını kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, dizi kıvırma. Kaldır, indir. Heh, yavaş yavaş. Harikasın. Şimdi bunu yap Cemil abi. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Yap. Her gün bu ağrıyan yerine sıcak yapacaksın. Tamam mı? Hı. Sıcak tutacağım biraz orayı. Ondan sonra bu hareketler yapacaksın. Yap bakayım. Yap. Heh. 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 Şimdi bu bacağını tut. Tut böyle. Getir ellerini. Şöyle çek kendine doğru. Heh. Kafayı da getir biraz buraya doğru. Evet, çok güzel. Uzat. Aynısını buraya yap şimdi. Çek. Kafayı da çek. Bravo. Tamam. Tamam. Şimdi dur. Tamam, kötü bir şey yapmayacağım artık. Tut böyle. Tamam. Kaldır kalçayı şimdi. Dur. Kaldır. Bas buraya. Bas şöyle, kaldır. Heh. İn. Yap. İn. Ha. Yap. İn. Yap. İn. Yap. İn. Çok güzel. Bravo. Allah. Ha, bir daha yap. Tamam. Şimdi şöyle kalk bakalım. Bas şimdi şöyle. Ha, ayağa kalk. Şimdi şöyle yap bak. Ha. Ha. İn. Bravo. Yavaş yavaş yap. Ha, harikasın. Tamam. Oo, bravo. Şimdi senden istiyorum. Şöyle bir yürü bakalım. Rahatladın mı? Rahatladım. Tut mikrofonu da. Tamam. Yürü bakayım şöyle. Düzgün yürü Cemil abi. İyiyim. Biraz abi hadi ya. Gel abi. Bakayım, gel. Sağ ol hocam. Gel benim yanıma. Allah razı olsun. Allah. Dön. Şimdi sana bu krem veriyorum. Tamam. Devamlı oraya günde 3 sefer falan sür. Günde sabah, şey öğle, akşam. Ha. Her sabah. Gün. Her gün sabah da yok, mı? Yok, sabah, akşam. Sabah, öğlen, akşam, günde 3 sefer. Bu da mı? Bundan da günde bir tane yut. Ha. Her gün sabah yut. Sabah, akşam tok mu? Tok. Tamam. 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 Hadi geç. Tamam, sağ ol. Şimdi olacak. Rahatladın mı? Bir yürü tamam. Bakalım, göster bakalım. İyi, yine. İdare ediyor biraz. Biraz idare tamam. Ediyor. Tamam. İyi, hadi geçmiş olsun. Biraz idare, iyi. Hadi geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Hadi geçmiş olsun.
Durakhan'da buradaki kardeşlerimize çok değişik bir şey yapalım dedik. Ama bu arada başrollerde çok güzel bir kızımız var. Evet. Hoş geldin. Gözlüğünde güzelliğine söyle bak. Söyle ismini. Söyle ismini. İsim neydi yavrum? Söyle ismini. Bırak onu. Bizim sevgili arkadaşımızın kızı. Hocam hoş geldiniz hoş bu arada. Teşekkür kardeşim. Ederiz. Tekrar ziyaretinize memnun olduk. Sizin için böyle güzel hazırlıklar yaptı ablalarımız sağ olsunlar. Biz de kızımla eşlik ettik size. Çok güzel. Hem de hava güzel bugün. Evet. Feridun dedemle sevgili, bir de gezeceğim dedim. Sevgili seyircilerim. Her şey güzeldi de Feridun dedem demen iyi olmadı ya. Feridun abimiz tamam. Feridun abimiz. Şaka ya şaka. Tamam. Tabii ki dedem diyecek. Estağfurullah. Canım. Şimdi çok güzel bir şekilde size astımı olanlar, nefes darlığı çekenler, benim sıkıntım var, akciğerlerimde problemim var diyenler Allah'ın bir mucizesini yapacağız size. Tut Nazan kardeşim. Şimdi başkanımıza da mikrofon tutturmak biraz ayıp oluyor ama işte ne yapalım? Estağfurullah. Dört tane köy yumurtası aldık. Güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra bunları böyle bir kavanozun içine koyuyoruz. Dikkatlice koyacağız şöyle kırmadan etmeden. Şunu da koyalım. Gene de düşürüyormuşum. Evet. Şimdi yumurtalarımızı limonlu suyun içine koyuyoruz. Hakiki limon sularımızı sıktık. Şimdi onun üstüne böyle üstünü geçene kadar limon suyu koyacağız. Kardeşlerim limon, kalsiyum ve yumurtanın mucizesini anlatacağım şimdi sizlere. Evet bunları da sıktıydık. Şunu da koyalım şöyle. Tam geçti. İşte sevgili kardeşlerim. Bunu yaklaşık bir hafta kadar buzdolabının kapağında bekleteceğiz. Serin bir yerde bekleteceğiz. Bu yumurta kabukları tamamen eriyecek. Suyu inanılmaz bir kalsiyum deposu olacak. Ve içindeki yumurtalar böyle çılk hale gelecek. Biz onu da güzelce blenderla karıştıracağız. İşte bu karışımda size güzel bir şekilde akciğerinizde, nefes darlığınızda düzeltecek bir mucize yerine getireceğiz. Biz daha önce kardeşimize söylemiştik, onu hazırlamıştı. Bu 2 günlük hocam. Kaç gün oldu abi bu? 2 gün oldu hocam bunu hazırlamış. 2 gün kardeşimiz hazırlamış. Görüyorsunuz bakın nasıl fermentasyona işleme giriyor. Bakın nasıl işleme giriyor bakın. Köpürmeyi görüyor musunuz? Ne yapıyor? Yumurta kabuklarını eritiyor. Bakın. Bu 2 günlükmüş. Güzelce şu eritmeye başlamış. Bak bu da çatlamış. Bak eritmeye başlamış. Eridikten sonra zar gibi yumurtalar kalacak bunun içine. Bakın sevgili yönetmenim burada bir tane daha var. Bunlar bayağı erimişler görüyorsunuz. Görüyoruz hocam. Bakın bak yumuşamış da bayağı. İşte bunlar iyice yumuşadıktan sonra bu dışındaki kalsiyum kızı eridikten sonra bunu el blender ile güzelce ya da bir tahta kaşıkla güzelce çırpacaksınız. İşte ondan sonra sabah akşam birer çorba kaşığı içtiğinizde her türlü öksürükte, her türlü akciğer enfeksiyonunda, bilhassa astımda size garanti veriyorum mucize gibi düzelecek. Bir de D vitamin noksanlığı olanlar, bir de kemik erimesi olanlar lütfen bunu yapın. En doğal kalsiyum var burada. Bunu da ihmal etmeyiniz. Bu limonları katiyen atmıyorsunuz. Sizin selülitleriniz var. Sizin bacaklarınızda, başka yerlerinizde çatlaklar, karın çatlaklar var. Size bir mucize daha söyleyeceğim. Şöyle bir kavanoz alacaksınız. Kavanozun içine bu limon kabuklarını koyacaksınız böylece. Sıkılmış limon kabuklarını böyle. Hepsini koyacaksınız. Üstünü doldurana kadar sızma zeytinyağı koyacaksınız. Yaklaşık bunu gidip karıştırmak kaydıyla 1 ay 1,5 ay bekleteceksiniz. Böyle kokladığınızda mis gibi limon kokmaya başladığı zaman o limonları çıkaracaksınız, sıkıp sıkıp çıkaracaksınız. O yağ mükemmel bir limon yağı olacak. Bu yağ sizin her türlü çatlaklarınızda, el çatlaklarında, karın çatlaklarında, selülitlerinizde, hepsinde mucize gibi düzelme yapacak. Ben size yalnız önümüzdeki günlerde hem bunu hem de bunun sirkesini yapıp göstereceğim diyoruz. Durakhan'dan başka bir yerlere doğru gidiyoruz. Hadi buyurun gidelim bakalım. Neredeyiz kardeşim biz şimdi? Hocam hoş geldiniz. Burası Yeşil Dikmenimizin güzel köylerinden Yaykın Köyü. Yaykın Köyü. İsim evet. Neydisin? Benim isim Gazi Korkut. Gazi Bey, senin adın neydi? Ahmet Güneş Hocam. Hoş geldin. Halit Kalaycı Hocam. Kardeşlerimle beraber geldik. Bizi çok güzel ağırlıyorlar bu köyde. Şimdi ne yapacağız abi? Hocam mısır çorbası
yapacağız. Mısır çorbası yapacağız. Şöyle alalım. Bu güzel mısırlarımızı %100 doğal, GDO'suz, MDO'suz bir mısırımızla mısır çorbası. Karadeniz olur da mısır çorbası yapılmaz mı? Şimdi eski taş değirmenimizde mısırımızın un haline getiriyoruz. Yani böyle parçalıyoruz, kırıyoruz. Bakalım şimdi mısır çorbamız nasıl olacak? Mısır çorbası sağlık açısından çok doğru. Hani bana gluten dokunuyor diyenler içebilirler. Besleyici özelliği çok fazla. İçindeki etken maddelerinden açısından, B vitamini açısından, mineralleri açısından, magnezyum açısından çok önemli. Güzel bir gıdamızdır mısır. İçindeki şeker oranı bu şekilde alındığı zaman hiçbir yan etki zarar yapmayacak şekilde bir şekerdir. Tavsiye ediyorum, doğrudur. Kaç senedir yapılıyor bu abi? Bu kaç senedir bu taşlar? Vallahi ben kendim 42 yaşındayım hocam. Ben kendimi bildim bileli işte rahmetli babam, anam köyde hep bunları ondan önce dedelerimden görüyorduk evlerde. Hep bu taşlar vardı zaten. Tabii eskiden beri vardı. Şimdi teknolojiye döndü ama bunların lezzeti çok daha değişik biliyorsunuz. Doğru. Yani bu doğal ortamda yapıldığı için bu taşlarda. Doğru. Hala bazı evlerimizde bulunuyor böyle bu şekilde. Sevgili kardeşlerim, bunlar değirmen taşı diye geçer. Anadolu'da birçok yerde böyle bunlar ocaklar vardır. Orada hazırlanır böyle. Bu şekilde yapılmış. Şahane şekilde. Peki bunu iyice yapacağız mı yoksa bir daha mı atacağız bunları? Böyle hocam, yani böyle bir kere daha çevireceğiz. Kırma olsa bunu yetiyor. Eliyorlar. Ha? Eliyorlar bunu kalbesine. Eliyorlar. Bunu ayıklanıyor bunlar. Ya o eliyene kadar bir daha atalım biz bence. Tamam hocam, atalım. Bir daha tam olsun. Dişleri tam olsun. Hocam bu sadece mısır çorbalık değil de buğday çorbası gibi. Daha önce tuz çekerdik bundan. O kalın tuzlar alınırdı. O tuzları da bunda ince hale getirirdik. Buğdaylarımızı, arpalarımızı, mısırlarımızı yapıyormuş doğal değirmenimiz. Bakalım çorbamızda nasıl olacak merak ediyorum. Köyümüz Dikmen ilçemizin çok büyük köylerinden. Burası 1980'li 90'lı yıllarda el dokuma halıcılığı falan vardı. O zamanki nüfusu 1000'in üzerindeydi. Biz örfümüzden, adetimizden, geleneklerimizden, göreneklerimizden kopmadık genç olarak. Her yıl böyle köyümüze gelir. Özellikle kış aylarında Halit arkadaşım, işte Ahmet arkadaşla birlikte böyle bir ortam oluşturur. Yöresel oyunlarımız, tridimiz, mısır çorbamız, keşkeğimiz falan. Her yıl böyle bir kış programları adı altında program yapardık. Bu sene de size nasip oldu, siz de kısmet oldu. Geldiniz, birlikte olduk, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi yani bir kuş sütüyle beslemediler derler ya, öyle ağırlandılar. Kardeşim de aynı zamanda kendisi de bir televizyoncu. O yüzden o kadar güzel organize etmiş ki hemen her şeyler teşekkür tıkır tıkır ederim. Oluyor. Hadi değirmenimize devam edelim. Çorbasına devam. Nazan Başkanım'la bu durağın nedir başkanım? Bu ne bu? Sayın hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onur duyduk sizleri burada görmekten. İlçemizin adını aldığı tarihi durak anımızdayız yine. 1265 yılında Selçuklu Veziri tarafından inşa edilmiş. İpek yolu üzerinde 13 odalı böyle gördüğünüz gibi. Burası bir kadın kooperatifi. Durağına gelince buraya muhakkak uğrayın. Hem görün. Hem de burada yemek yiyebilirsiniz, her türlü yararlanabilirsiniz. Bir de çok güzel yaptıkları ürünler var. Başkan bu ne? Sayın hocam bu bizim burada bir köyümüz var. Siyah incir, kemer bahçeli, kokulu mis gibi bir incir. İncir reçelimiz. Daha sonra eriştelerimiz var, tarhanalarımız var. Ama tarhanada en önemli özellik ne bu? Kızılcık. Kızılcık. İşte demin yaptığımız içerideki keşkeğimiz, işte yaptığımız eriştemiz, işte pilavımız. Ve keşkeğimiz. Sevgili kardeşlerim, biz de bu kozalaklardan çok değişik bir sirke yaptık. Dünyada bu sirke kimsede yok. Bu Feridun Kunak ismiyle beraberce kardeşimize o anda yaptığımız bir şey. Ama şimdi size de tattıracağım, yönetmenler de tadacaklar. Tadının mucize gibi olmuş. Nezleye, gribe, astıma iyi gelecek bir şey. Ne var içinde? Kozalak var. Ne var içinde? Kızılcık var. Kirem var. Ne var içinde? Kara ne erik? Kara erik. Kara eriği. Köy kara eriği var. Kuşburnu var. Şimdi bunun bir tadına bakıyoruz. Başkanım sen baktın mı? Baktım hocam. Baktım.
kardeşler, yeminle söylüyorum, mucize gibi bir şey olmuş ya. Bir de bizim şimdi çok yeni bir kardeşimiz var, bizle beraber geldi. Şimdi ona da öbür sirkemizi tattıralım. Alış sirkesi, kalbe. Alış sirkesi. Kalbe, göze, her şeye iyi geliyor. Çok iyi hocam. Tadı çok rahat, çok rahat içiliyor yani. Çok evet. İyi. Bizim sirkelerin özelliği piyasa sirkesi değil. Kendi yaptığımız sirke olduğu için çok rahat içebilirsiniz. 7 aylık sirke bunlar. Mucize gibi sirke. Ne olursunuz kendiniz yapın. Bunun içinde de alıç var. Evet. Alıç ne yapıyor? Kalp hastalıklarına, kolesterollere, şekerlere, damar tıkanıklıklarına, kalp hastalıklarına ve ciğer hastalıklarına bir mucize. Sirke, sirke, sirke diyorum. Adım sirkeci doktora çıktı ama çıksın. Böyle bir güzellik yok. Lütfen bunlardan yararlanın. Kuş burunları var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde değişik reçelleri var, erişteleri var. Lütfen ve lütfen bu güzelliklerden yararlanınız. Çok değişik tarhanaları var. Ekmek çeşitlerimiz de var. Ekmekleri de var. Her şeyi internetten girip yararlanabiliyorsunuz. Başkanımıza çok teşekkür ederim bizi misafir ettiği için. Bu güzellikleri kısa bir sürede bize hazırlayıp gösterdiği için. Ama son lafımı şununla bağlamak istiyorum. Lütfen evinizde sirke yapınız, mucizeyi görünüz. Başkanım ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Ve buradan tüm kadınlarımıza sesleniyoruz. Yani başarmak için bir adım atmaları yeter. 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 Evet. Hadi buyurun gidiyoruz. Sinop Dikmen'deyiz. Dikmen'de bir abimizin yanına geldik. Abim geleneksel tekstili, yani geleneksel böyle peşkir denen sistemi, gördüğünüz gibi böyle çantaları dokuyan güzel bir kendi tezgah yapmış. Abi kaç senedir yapıyorsun bu işi? 27 senedir yapıyorum. Maşallah. 27 senedir. Maşallah. Maşallah. 27. Peki bu tezgahı kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Abim İyice çekirdekten yetişme. Gördüğünüz gibi tezgahı da kendi yapmış. Büyüklerimizden, nenelerimizden gördüğümüz gibi. Benden başka da yok zaten burada. Burada yapan da kimse yok. Yok, hiç yok. Öğrenen de yok. Öğrenen de yok da işte yakında bir halk eğitimi proje çıkartacak. Öğretecek. Kaymakamımız da bu işe yeni gelen kaymakam bey de meraklı. İki defa geldi buraya ziyaret etti. Gerekli desteği gösterecekler. Öyle dediler. Bence de güzel olur. Belediye başkanımız da bu işe zaten gönül vermiş. Bu evet. Yapıyor zaten. Evet, doğru. Bu olmasa ben zaten kapatıyorum. Bakın yani. Gördünüz efendim böyle çok güzel %100 pamuktan bu yörenin geleneksel peşkiri. Sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi el emeği göz nuru. İğneyle kuyu kazılıyor. Abim de 27 senedir bu işleri yapıyormuş. Başkanımız olmaz. Zaten ben bu işi yapmıyorum. Ben kapatıyorum zaten. Ne orada dedi sen yap. Ne yapacaktın? Emekli mi olacaktın? Ta bekliyor de var. 4-5 sene var. E niye mi kapatın o zaman? Ne iş yapacaktın? Ya şimdi gerekli desteği yerel yönetimden göremeyeceksin. Şöyle bir kilosu 430 lira. Yani burası ufak ya. Nereden kaynak bulacak? Hmm. Bir kilo, iki kilo ne olmuyor? Alınca 40-50 kilo ip alacaksa orada yapar. 40-50 bin lira para. Nasıl yapacaksın? Halk eğitimde projesi yeni var. Kardeşlerimize evet. Öğretecekler. Tamam. Abim de usta olarak çırakları gösterecek. Bu güzel geleneksel tekstilimiz de inşallah kaybolmadan devam ya, edecek. Biz öldükten sonra zaten bu işi yapan insan yoksa malzemesini bulamazsın. Bak şurada tarak var mesela bak. 100 yıllık ha bak asıl tarak var ya bak. Onun tabirini yap. Yok 100 yıllık tarak. Nerede kim bulacak onu? Yok işte. Yok. Bak mesela aldık eskiden topladık öyle. Şimdi onları böyle hız ediyoruz yani. Evet. Makine, makine şunlar değil mi abi? He. Yok bu metal. Bu metal. O. Eski şey bu. O 100 yıllık burada. Vay nasıl. Sinop Dikmen Belediye Başkanımızla beraberiz. Adnan Başkanımla beraberiz. Başkanım neresi burası? Dikmen Mesire Alanı. Burası Mesire Alanı. Evet. Burada bir abimiz var. Merhaba. Merhaba efendim. İsim neydi abi? Satılmış Kabaoğlu. Satılmış abi.
Ne beğendin mi burayı? Başkan güzel açmış mı burayı? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ya çok tamam. Beğendim abi. Sen ne ballar yapıyorsun? Ne ballar yapıyorsun? Çiçek bal. Bu buranın, bu memleketin en kıymetli balı. Bir yemeyince ben bir şey anlamayayım. Tamam. Abimiz oraya yemeye gideceğiz bakalım sonra. Ha. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel ormanın içinde bir yer Dikmen ki gelecek. Harika bir yer. Başkanım, Dikmenliler neyle geçiniyorlar, ne yapıyorlar? Geçim kaynağı hayvancılık, birinci faktörlerden biri o. Ama ikincisi de şöyle, genelde göç veren bir ilçeyiz. Gençlerimiz İstanbul'da, ikinci geçim kaynağının da İstanbul olduğunu düşünüyorum. Evet. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ben Dikmen Yaygın Köyü'nde minibüsçülük yaptım 30 sene hocam. Maşallah. 2006'da emekli oldum. Oh. Bir sene daha baktım boş gelip gidiyorum, Bafra'ya taşındım. İşte başkanımın dediği çıktı, göç yaptı. Olmadı. Evet. Gençlere de bir imkanlar sağlamış. Sanayi kuruluyor galiba değil şöyle, mi? Şöyle göreve başladığımız ilk yıl altyapıyla başladık. Onun akabinde de üst yapıyı da yaptık. Sanayi dükkanlarını yaptık. Ya 5 yıldır buradayız. 2 yıl gibi bir zaman zarfında biliyorsunuz pandemiyle mücadele ettik. Onun akabinde bizde bir de Ayancık seli oldu. Ayancık Türkiye'de büyük bir sel felaketi yaşadık. İlçe olarak oraya da gittik. Çalışmayla da tabii her yönüyle orada da yardımcı olduk. Tabii demin dediniz mesela gençler için ne yaptınız dediniz. Gençler için de mesela basket, voleybol sahası, halı sahamız vardı. Halısı çok eskiydi. Onu yeniledik. Burada hiç yüksekokul yok değil mi? Yok. Bir yüksekokul açılsa burada o güzel olur işte. İnşallah. Biraz... Zamanla inşallah evet. Olur da. Yani şöyle küçük ilçe olduğumuz için ilk ivedilikle önce hallolması gerekenleri biz hallettik. Yani ama evet. Sırayla gidiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Üzerine koya gidiyoruz. Biz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Dikmen halkı çok farklı. Çok sıcak. Burada kimse arabalarını falan kapatmıyor. Aynen öyle. Bırakın arabaları, bütün dükkanların önünde malzemeler durur. Akşam hiç kimse o malzemeleri dükkanın içine koymaz. Yıllardır böyledir. O yönde hiçbir probleminiz olmaz burada. Dikmen'e bekliyoruz başkanım. Merkezleri bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Dikmen'den selamlar. Dikmen'den selamlar olsun Türkiye'ye. Sinop Dikmen'de Adnan Başkanım, belediye başkanımız bizi dedi ki sizi güzel bir yemekçiye götüreceğim. Güzel bizim bir ablamız var. Ev yemekleri yapar. Hadi gel gidelim dedi. Şimdi yemeğini yiyeceğiz bakalım ama. Neler yapıyorsun abla sen? Çorbalarım var. Bir isim neydi senin? Fatma Akçıoğlu. Fatma Akçıoğlu ablam. Burada evet. Her türlü kelle çorbası var. Kelle paçağım bitti amcası. Bu kelle paçağı. Evet. Bu tavuk suyu mu? Evet. Tavuk suyu. O da mercimek. Evet. Bütün tamamen kendi el emeği, göz nuru tamamen kendisi çalışıyor mutfakta da. Evet. Gördüğünüz gibi tas kebabı. Oo, tas kebabı evet. Çok güzelmiş. Evet. Sevgili kardeşlerim, burası hayvancılıkta olduğu için etleri çok lezzetli, çok güzel. Bu da dana ciğer. Buranın ciğeri de çok meşhur. Dün akşam bize yedirdiler ciğeri, çok güzel. Evet. Bu ne abla? Bu da mantarımız. Mantar. Evet. Bu ne abla? Tavuk, fırında tavuk. O da ıspanak. Ispanağımız. Pirinçli ıspanak yemeği. Olmazsa olmamız. Pirincimiz. Ama ben size diyorum ki ablam çok güzel lahana turşusu yapmış. Her zaman turşu yemekte yarar evet. Var. Ablam da çok güzel yapmış. Ellerinize sağlık diyoruz. Ablam bize keşkek yapacak dedi ki buranın keşkeği çok meşhurdur. Trit, bugün trit de yapacaktım ama zamanınız. Başka zaman geldiğimde hepsini yapacak. Bir sonraki seferde. Geleceğiz. İnşallah. Tamam. Allah'a emanet ol ablam. Sağ olun. Hadi teşekkür ederim. Ediyoruz. Bakın sevgili seyircilerim, dil normalde böyle pembe olması lazım. Bakın dikkat edin, arkası sapsarı ve bozuk bir vaziyette. Yani bu abimin bu bölgesinde sinüslerinde, dişlerinde iltihap var demektir. Var bu, çok siz de dur, ya. Siz de dilinize dikkat edeceksin. Çıkar abi. Dilinizde böyle sapsarı pas dediğim şey varsa, çıkar dilini biraz daha abi. Dilde böyle çatlak çatlak görüntüler varsa, sizin diş etlerinizde, dişinizde, buradaki sinüzitinizde iltihap var demektir. Muhakkak doktora görülmeniz lazım. Diş doktoru da olabilir. Ama bir de yapacağınız bir şey söyleyeyim size. Hatta onu şimdi yapalım evde. Var mı burada kekik, var mıdır kekik? Var. Bir bardak suyun içine biraz kekik koyacağız, kaynatacağız. Ondan sonra onu ağzımızda gargara yapacağız. Şimdi abla... Ben diş çok güzel. Evet çok güzel ablam. Ben.
cezvenin içine su koydu, bir de keki koydu. Koyalım, 1-2 dakika kaynatacağız. Sonra bir de süzgeçle süzeceğiz onu. Biraz sirke bası, bir de sirke koyacağız. Bir bardak su içine bir tatlı kaşığı kekiği koyduk. 1-2 dakika kaynattık. Süzdük. İçine bir tatlı kaşığı da sirke koyduk. Şimdi bu sirkeyle suyla devamlı ağzınıza gargara yapacak. Bir de abdest aldığı gibi burnuna çekecek, temizleyecek. Çekecek, temizleyecek. Sen bunu böyle bolca yaparsan hem dişlerinde hem buranda rahatlama olacak. Tamam. Hapını da söyleyeceğiz şimdi. Tamam. Şimdi sen git bunu dışarıda bir gargara yap, tükür hadi. Al. Tamam. Git dışarıda yap. Ağzında çalkalı tükür. Tamam, geç. Canım kardeşlerim, neredeyiz biz? Sinop'un Yaykın köyündeyiz hocam. Yaykın köyündeyiz. Ne yapacağız şimdi biz burada? Toro oynayacağız. Toro oyunu. Toro evet hocam. Nasıl bir şey bu toro oyunu? Göreceksin şimdi. Görecek miyiz? Dur bakalım evet. Şimdi. Toruyu bulan tozacak. Hemen gel hocam. Bu şekilde toro evet oynayacağız. Sevgili evet kardeşlerim, şimdi muhtarımızı da soralım bakalım. Muhtarım, nedir bu oyunun özelliği? Bu oyunun özelliği toro deriz biz buna. Toro. Arka tarafı. Arka torosu. Köyümüzün üyelesi. Genellikle öncelerden beri devamlı oynadığımız düğünlerde. Bu arada işte çok arkadaşlar. Bu arkadaşlar zurnacımız, davulcumuz, yaşlı dede. Ama bunlar da öyle mi? Evet, bunlar bize bunu öğrettiler. Avuk işini saklayacağım. Arkadan da bunu gireceğim. Arkadaşlar ne geldi o anda? Biz ne bileyim işte ben. Babamı buraya. Çoban alacağım. Çoban olarak gidiyor. Evet. Haydi bakalım, oyunumuzu başlayalım. Şimdi havlu burada. Havluyu ötürün hocam. Havlu burada hocam. Havluyu arkadan istiyoruz. Havlu tora. Ortadaki çoban diyoruz hocam. Ortadaki çoban, çoban bu havluyu bulup alacak. Bulamadığı zaman bunun ismi tora. Sırtına vuruyoruz. Bulan elinde olan sırtına vuruyor Hüseyin. Tora ile çobanın sırtına vuruyor. İki kafa vuracak. İşletin abi. Çalışsın abi. Yavaş yavaş gelsin. Çalışsın. Çalışsın abi. Sana böyle toralım mı? Toranın özelliği bu. Yani böyle çobanı önce bir keşfedersin. Dostluğun, düşmanını. Ondan sonra bakarsın. İnşallah bir daldığın yerden de çıkartıp almam lazım. Çalışsın abi. Ya şimdi benim olsaydınız. Şimdi benim lan bu lan. Çalışsın. Lan götürsün. Heyecan zorlukta. Heyecan zorlukta. Çalıştın mı? Çobanlara gelmiş. Bir sağla bakalım nasıl geldi. Arkadaşlar iyi dur. Bal gelmedi daha buraya ya. Yaşar iyi dur. Geliyor. Hayvan. Şimdi karın içinde fare arar gibi arayacağım sizi. Şey yapasın bir şey. Karın içinde fare arar gibi arayacağım sizi. Arayacağım sizi. Abi senin hareket olman lazım değil mi? Çalışsın. Yapma. Doğruyu alacak. Hadi evin evin. Sar bir tane. Arada çalışsın. Sar var mı? Sar. Bakma. Sen yeterek mi? Var mı sen? Hadi çalışsın. Hadi çalışsın. Hadi çalışsın. Hadi sen şey yapalım. Aldatmana. İşlet. İşledim bak. İşledim. Hadi çalışsın. Çalışsın. Salmayın. Haydi. Çalıştım bir tane. Bunu abi. Çalışsın. Allah. Çalışsın. 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 Çalışsın abi. Ben buna rakibim. Çalışsın. Abi bakayım. Abi sıkışın şu an. Abi sıkışın şu an. Abi sıkışın. Valla gitti. Çalışsın. Sıkışın. Sıkışın. Hüseyin dişlersin ya. Salma. Abi el attım ama yere. Çalışsın. İyi duruyorsun sen değil mi? Gel gel hazırla gel. Gel gel. Çalışsın lan. Oh.
Of 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 of. Çalışsın. Sonra çalışsın. Çalıştım. 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 Ulan ne kadar hızlı veriyorlar ya. Çalışsın. Tamam. Yoruldu ya Şükrü. Tamam. Seni mahvettiler ya. Hakikaten harika bir oyunun bulmuş. Ben ortopedik açıdan konuşayım. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle bakın hepiniz nefes nefese kaldınız. Bence sık sık oynayın bu oyunu. Sağlık açısından çok iyi. Çünkü çok efor sarf ediyorsunuz. Hem de heyecan var, neşe var. Kesinlikle hareket kesinlikle var. Hareket var. En önemlisi o. Lütfen ve lütfen bu oyunu gençlere de öğretin, çocuklara da öğretin. Onlar da yapsınlar. Ve inanılmaz hızlısınız. Çok haklısın, bulamazsın ha ben. Ha şunu da diyorum. Ortadan böyle çıkar mı yani? Nereden hocam ben de mi hocam? Bu eller hep yüzülür. Bu arada ama hocam, inanılmaz bu eller yüzülürdü. Yani. Benim Kanal 7'ye bir el sallayalım. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Sinop durağındayız. Durağına geldik, bizim çok eski bir kardeşimiz var burada, Nazan Hanım. Burada neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz hocam? Böyle bir keşkek yaptık hocam, şöyle tamam. Bir mısır keşkeğimizi tamam. Yaptık. Tamam. Bizim yöremize ait. Şu an kendi üretimimiz, kendi yaptığımız ıspanaklı eriştemiz. Ispanaklı. Sevgili kardeşlerim, çocuklarınıza böyle sebzeli erişteleri sevdirirseniz bunun içinde D vitamini açısından çok önemli. Çocuklarınıza çok faydalı olur. Beslenmesi açısından çok güzeldir. Olur olmaz makarna yedireceğinize böyle erişteleri alıştırırsanız çocuklarınız çok iyi olur. İçindeki B vitaminlerine, içindeki demirine çok güzel fayda olur. Bir de tereyağıyla falan yapacak şimdi kardeşimiz. Bakalım hadi haşlayıp göstersin bize. Eriştemizi haşlıyoruz şimdi. Ama hocam şöyle köy tereyağımız, tereyağımızı yavaş yavaş bırakalım şöyle erimeye dursun. Erisin o da. Evet şöyle. Bu ne başkanım? Kıymetli hocam bu da bizim ilçemize ait Kanlıca mantarı deriz biz buna. Kanlıca mantarı burada yetiştiriyorlar onları da sevgili evet. Kardeşim. Şimdi evet. Onu da kardeşim bu şekilde şey yapıyor. Kanlıca mantarı da zengin bir kültüre mükemmel, sahip. Evet. İçindeki mineraller açısından, proteini açısından çok kıymetlidir. Çok güzeldir. İçinde omegalar da vardır. Doğru bir tercih. Hiç de kalorisi yoktur. O açıdan da çok iyidir. Tok tutucu özelliği de fazladır. Biz bunu akşamdan, fasulyesini akşamdan ısılıyoruz böyle. Göstereyim size. Bu ne başkanım? Bu da bizim börülceli pilavımız. Börülce. Börülceli. Rengi evet. Börülceden dolayı evet, böyle. Evet, rengi börülceden dolayı. Börülce de biliyorsunuz çok kıymetli bir şey. İçinde omegası olan, östrojenleri olan kıymetli bir şey. Gıda. Bütün hanım kardeşlerimize bilhassa yemelerini çok tavsiye ediyoruz. Şimdi başkanım bize dört elinde dört tane marifet. Bakın bir sürü şeyler yapıyor bakalım. Peki keşkek etli olmaz mı başkanım? Et nerede bunda? Bunu biz etli yapmıyoruz başkanım. Bu fakir yemeği. Bence. Bu bizim fakir yemeğimiz. Bence. Tamam. Yöremize ait. Yöreye ait. Evet atalarımızdan yadigar. Mısır, fasulye, tereyağı, pul biber. Evet. 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 İsteğe göre kaç yoğurt. Kaç saat kaynıyor? Efendim bu düdüklüde yaparsak bir saatte pişer. Hmm. Ama fasulyeyi akşamdan ıslamamız lazım. Vay vay vay. Sonunda bu da oldu. Feridun Kınak, Nazan Başkan'ın çırağı oldu. Çevir başkanım. Tamam. Evet harika bir şekilde oldu kardeşlerim. Tamam onu şimdi kaldıralım. Şimdi size göstereceğiz bunu kenara aynen. Koyalım. Bu tamam. Birinci madde tamam. Geldik şimdi öbürüne. Şimdi. Bu da tamamdır. O şöyle bunun ağzını bir açalım isterseniz. Bunu da bir gösterelim şöyle. Evet, fotoğraf şöyle. Gibi. Bu da böyle rengi de tamamdır. Ne kadar güzel. Börülceli pilavımız. Bu da hazır. Evet. Geldik şimdi eriştemize. Vay 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 vay. Çocuklarınıza lütfen makarna yerine bu erişteleri sevdiriniz. Tamamen doğal unlardan yapılan. Böyle kooperatiflerde çok güzellerini yapıyorlar. Yöresel buğdaylarından alıp yapıyorlar. Lütfen bu tip erişteleri çocuklarınıza sevdiriniz. Hele üstüne şimdi tereyağı koyup da güzelce yedirdiği zaman çocuklarınızın B vitamini açısından, mineraller açısından çocuklarınıza çok faydalı olacak.
Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Rengin gözümde çalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Gönlümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce alacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce alacak sandım. Kaç kere aldandım, boşuna kandı. Gönlümü boş yere çalan dünyada. Kaç kere aldandı, boşuna kandı. Rengin gözüme solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.